LGS'ye son 86 gün gerçekten gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kararlıyız, istekliyiz. En güzel liseleri bizler kazanacağız ve asla bu yoldan da vazgeçmiyoruz. Hazirana kadar önümüze ne çıkarsa çıksın üstesinden geleceğiz ve inşallah hayallerimizdeki liseyi kazanacağız. Bakalım günün sözüne. Audre Lorde demiş ki, yapmamız gereken işler olduğunu bilerek uyanmalı ve bunları yaptığımızı bilerek yatağa girmeliyiz. Gerçekten de çok mantıklı bir cümle söylemiş. Sabah uyandığımızda biz o gün ne çözeceğimizi, neler yapmayı planladığımızı, hangi denemeye gireceğimizi, okuldan geldikten sonra neler çözeceğimizi bilerek uyanmak mükemmel bir şey. Oh, günaydın bugün 250 sorun var ben bunları çözmeliyim diye uyandık ve bunları bitirerek yatağa girdiğimiz zaman da oh çok şükür ne güzel kafayı vurup yatarız. Dolayısıyla... Burada bahsetmek istediği şey şu. Planlı yaşa ve planladıklarında uygula demek istiyor. Zaten bizim de sizlere anlatmak istediğimiz bu. Eğer ne çözeceğinizi önceden planladıysanız ve bu plana uygun bir şekilde sorularınızı çözerek yolunuza devam ederseniz gerçekten sonunda hayallerinize kavuşacaksınız. Bakalım günün yorumunda 242 beğeni almış Tamer Çapan. Sorularım. Milletin Bakanlığından gelen son açıklamaya göre liselerin kontenjanları %110 artırıldı. Çok iyi bir haber. Buna göre iyi bir lise gitmek için yüzdelik, yüzdelik Yüzde kaç dilime girmeli izlemek istiyor? Yüzdelik hangi dilime girmeli izlemek istiyor? Güzel bir soru. Şimdi öncelikle biliyorsunuz diyelim ki sınava 100 kişi giriyorsa ve sadece bir kişiyi bir okul alacaklarsa sizin yüzde birlik dilime girmeniz lazım. Sınava 1000 kişi giriyorsa ve bir okula 10 kişi alıyorlarsa sizin gene %1'lik dilime girmeniz lazım. Ama sınava 1000 kişi girip eğer 20 tane okul varsa sizin %2'lik dilime girmeniz yetiyor. %2'lik dilim dedikleri bu. E sınava tabii ki 1000 kişi girmiyor. 10.000 kişi, 100.000 kişi, 200.000 kişi. 1 milyondan .000 fazla neredeyse 1.400.000'e yakın insan giriyor. Dolayısıyla bizim buna uygun bir şekilde kontenjanları artırmamız gerekiyor dedim Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz. Hani bu 7 sınıfların da sekiz sınıf olması falan. Bu mantıkla dediler ki bu sene daha çok aday sınava giriyor. Ama okullardaki yer aynı kalmaması lazım. O zaman biz öğrencilere bir kıyak geçelim. Kontenjanları yüzde yüz on artıralım dedi. Peki ee, sınava girenlerin sayısı %110 arttı mı? Hayır. Demek ki geçen senekinden daha kolay kazanma ihtimali var. Bakın geçen sene sınava giren aday sayısının %110 artırmadı. Yani geçen sene 100 kişi giriyorken bu sene 210 kişi girmiyor. Bu sene biraz daha fazla kişi giriyor geçen seneye göre ama 2 kat artmadı. Bir buçuk katı yakın arttı. Ama çok dikkat edin şeye baktığımızda kontenjan sayısına baktığımızda yüzde yüz artmış. Bu bizim için olumlu bir haber diyebiliriz ve bunu bir kere kutlamalıyız. Ama tabii ki nasıl kutlamalıyız? Daha çok çalışarak daha çok gayret göstererek. Dolayısıyla yüzdelik kaç dilime girmemiz gerektiği değişir. Şöyle eğer sen eskiden yüzde birlik dilime girdiğin bir okul varsa bu sene yüzde bir nokta birle girebilirsin. Yüzde ikilik bir dilime yüzde iki nokta girebilirsin. Biraz daha olumlu gelişebilir. Ama eğer öğrenciler de sen hedefin yüzde onluk bir dilimse, yüzde on bir dilimse, yüzde altılık, o sana göre değişir. Senin gitmek istediğin liseye bağlı. İstanbul'da mesela yüzde alan dilim de var. Yüzde sıfır sıfır alan da var. Yani Galatasaray Lisesi birincileri alıyor. Ama bazı liseler yüzde beşlik, yüzde altılık, yüzde alanlar bile var. Dolayısıyla sen istediğin liseye göre bu sene biraz daha girme ihtimalinin arttığını bilerekten daha gayretli bir şekilde çalışırsan inşallah hedefine de ulaşırsın. Bu hepimiz için geçerli. Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Kayseri, Antakya hep bütün iller için geçerli. Kontenjanlar yüzde yüz on Bu iyi bir haber. Ama sınava girenlerin sayısı yüzde yüz artmadı. Ben şu anda matematik 6 11 net arasındayım. Fena değil. LGS'ye kadar 15 17 olur mu? Tabii ki olur. 11 netten 15 nete çıkman için 4 net gerekiyor. 4 neti de sen 3 ayda kesin yaparsın. Ama 6 netten 17 nete çıkman için ise biraz daha fazla gayret göstermen lazım. Çünkü burada 11 net artırıyorsun. 11 net için çok daha fazla çalışman lazım. İnşallah 17 nete ulaşırsın. İnşallah da çok daha fazlasını yaparsın diyorum. Ama söylediğim gibi mutlaka vazgeçmeden çalışan öğrenciler hedeflerine ulaşıyorlar. Dediğim gibi burada yeter ki vazgeçmeyelim. Hiç çalışmayan birisi yani ben. Aa, şimdi çalışmaya başlarsam iyi bir lise kazanabilir miyim? Kazanabilirsin ama iyi lise var, çok iyi lise var, çok 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 iyi lise var. Dolayısıyla inşallah çok çok iyi liseyi kazanmak için hemen başla. Ben şu anda bu videoyu anlattığım sırada sen zaten ders çalışıyor oldun. Eve gelince yorgun oluyorum. Evet. Yarım saat kestiriyorum. Mışıl mışıl. Ama uyanınca daha sersem oluyorum. Ne yapmalıyım? Bu birçok insan oluyor. Yarım saat yeterli olmayabilir. Belki bir buçuk saat kestirsen tam uykun almış bir şekilde uyanabilirsin. Ama sadece yarım saat kestirsen birazcık gerçekten... ...daha sersem olabiliriz. O yüzden mesela diyelim ki eve dörtte geldik. İşte beşe kadar yemek yedik. Beşle yedi buçuk arası uyuduk. Tamam. iki buçuk saatlik bir uykudan sonra bu fazla gibi gözüküyor ama... ...yedi buçuktan da sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk, on bir buçuk kadar... ...dört saat çalıştığın zaman 11.30 diyorum. Bu 4 saat çok verimli geçer. 11.30'da yatarsın, biter gider. Ama sen 5'te yatıp 5'te kalkarsan iyice sersemleyebilirsin. Bunu iyi hesaplaman lazım. Bugünlerde günde kaç soru çözmeliyiz? Bugünlerde en az 200 soru çözmeliyiz. Bunun da aynı LGS'ye oranla gitmesi lazım. Yani LGS'de kaç tane soru çıkıyor diyelim ki? 90 soru çıkıyor. Bunun iki katı olan 180 soru. Bu 90 sorunun kaç tanesi yeni nesildir? En az 50 tanesi yeni nesil. Demek ki sen de en az günde 100 tane yakın yeni nesil soru çözmen lazım. Yani bu iki sorunun en az yarısı yeni nesil olmalı. Bugünlerde Tonguç yayınlarını hangilerini çözmeliyiz? Farklı farklı birçok kaynağımız var bizim. Birazdan dörtlü motivasyon denemelerini tanıtacağız. Başka yayınlarımız var ama şöyle bir avantajımız da var. Eğer diyelim ki Zoru Bankası'nın hepsini almak istiyorsan Zoru Bankası'nın setleri var. Burada Zoru Bankası'ndan sorular çözebilirsin. Ondon yani İnkılap, Türkçe, din İngilizce, fen Türkçe, Pardon onda onda Türkçe yok özür dilerim. Türkçe ve matematiği bu set haline alırsan senin için çok daha avantajlı olabilir. Zor bankasını bitirebilirsin. Veya ben tüm dinamoyu bitirmek istiyorum diyorsan dinamoyu da yine set haline alabilirsin. Ya da tek tek alabilirsin. Taktikliğin de setleri var. Şimdi burada daha fazla bal reklam yapmayayım ama şu anda hangisini almadıysan onu set halinde tamamlayabilirsin. Ve denemelerimizi çözebilirsin. Mesela taktikli varsa sen de taktiklerin hepsini bitirirsen tüm taktikleri aldıysan artık dinamoya ya da zoroya geçebilirsin. Her biri kendi alanında tam da sınavda çıkacak şekilde hazırlandım. Devam edelim. Ee, soruları nasıl hızlı çözebilirim? soruları hızlı çözmemiz için öncelikle, bilgi eksiğimizi gidermemiz lazım. Eğer biliyorsan bir şeyi hızlıca çözersin. İkincisi kitap okumak lazım. Kitap okuyan öğrenciler çok daha hızlı anlıyor ve çok daha hızlı soruları o yeni nesil uzun soruları kavrayabiliyor. Üçüncüsü de tabii ki ortamı çok iyi düzenlememiz lazım. Yani ortam dağınıksa mesela benim şu anda telefonum burada olsa telefonum burada olsa ya ben böyle ne yaparım? Telefonum tabii ters çeviriyorum. Bak ben video çekerken telefonumu ters çeviriyorum ve zaten de kapalı sessizdi. Ama telefon şurada yanımda olsa oraya bir mesaj pıt diye bir mesaj gelse ne oldu falan diye dikkatim dağılabilir. E şimdi sen ders çalışıyorsun. Benim yaptığım çok daha önemli bir şey yapıyorsun. Senin geleceğini etkileyecek bir şey. Dolayısıyla telefonu odanın dışına çıkarmalısın. Çok dikkatli bir şekilde soruyu çözdüğün zaman hızlandığını göreceksin. Ama bir anda olmayabilir bu tabii. Motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz? Kazanmak istediğiniz lisenin resmini gidip odanızın duvarına büyükçe print alıp asın. Deyin ki ben buraya gireceğim deyin. Ve her geldiğinizde de girmek için yaptığınız şeye bir dikkat. atın. Mesela diyelim ki kazanmak istediğiniz lise Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nin resmini asınız duvara. Ve bir plan yaptınız. Her gün çözeceğiniz sorular belli. Bugün 200 soru çözeceğim. Bugün 200 soru çözeceğim. Bugün 200 soru çözeceğim. Her birini bitirdiğiniz zaman o Galatasaray Lisesi'nin üzerine yazın bunları. Veya lise resminin etrafına yazın. 200 çözdüğünüz çat çizin. Ertesi gün çat çizin. Çat çizin. Bu şekilde inanılmaz motive olursunuz. Sonra da İnşallah hedefinize ulaşırsınız. Tabii hedefiniz Galatasaray Lisesi değilse başka bir liseyse... mesela atıyorum Erzincan Fen Lisesi ise onun da resmini ismini asabilirsiniz. Oraya da küçük bir gezi yapmak gerçekten motivasyonu artırır. O kazanacağınız okulu bir önceden görmek oranın böyle bahçesine bakmak. Vay be tamam ben gelecek sene buradayım. 2-3 ay sonra buradayım deyip çok hızlı bir şekilde çalışıp bu 2-3 ayda çok ciddi net artırabilirsiniz. Lise olarak Aselsan Mesleki ve Teknik tanıtır mısınız? Tanıtacağız birazdan geliyor. Hemen günün kitabına bakalım. Kuzgun Edgar Allan Poe'nun kitabı. Gerçekten mükemmel bir kitap. Modern ve dünya klasikleri arasında çok değerli bir eser. Gerçekten çok tarz bir böyle şiir gibi. E, tamamen şiirlerden oluşuyor esasında. Yeni bir tarz. Bu birazcık ağır bir kitap ama sizler için çok e, da ağır olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü sizler Türkiye'nin en iyi öğrencilerisiniz diyoruz ve geldik günün okuluna. Az önce arkadaşımızın istediği ise Ankara'da 8'in dilimle alıyor. Bence kazanabilir arkadaşımız. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ocak 2019'da açılmış. Yeni bir okul demek güzel bir okul. Okuldan mezun olup üniversite eğitimini tamamlayanlara Askeri elektronik sanayinde ilgili mühendislik alanlarında çalışma imkanı sunuyormuş. Bu çok güzel bir şey. Yeni açıldığı için daha kimlerin neler kazandırdı belli değil. Ama %8'lik dilim bence avantajlı bir dilim diyoruz. Günün kaynağına baktığımızda dörtlü LGS motivasyon denemelerimizi mutlaka ama mutlaka gerçek sınav provası gibi çözmeniz lazım. Yeni sınav sistemine uyumlu sorulardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi üstte bilgi var. Yatay yeni sorular. Ve bu soruların aynı gerçek LGS gibi hem yatay sorular var hem dikey sorular var. Bu soruları çözdüğünüz zaman gerçekten sınavda e, aa ben bu sorunun benzerini gördüm demenizi hedefleyerekten hazırladık soruları. Ve aynı zamanda sözel ve sayısal detaylı deneme analizleri de var. Buradan da o analizleri yapmanız sizin faydanıza. Günün sorusuna baktığımızda bir matematik sorusu aman Allah'ım diyorum. Soruyu okumuyorum ama sizler zaten zeki öğrenciler olarak bunu durdurup yapabilmeniz lazım. Yapacağınıza da eminiz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı yazmaya devam edin arkadaşlar. Bizler buradayız. Sizlerin de orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs>